Merhaba Lab Akademi'den ben Orhan Çakan. Bu videomda sizlere Terra AŞ sponsorluğunda mobil faz ve kimyasal güvenlik kapaklarından bahsedeceğim. Neden önemlidir bu kapaklar? Nasıl kullanırız? Ve ne için kullanmamız gerekiyor? Videomda bunlardan bahsedeceğim. Hadi gelin detayları beraber görelim. Kimyasal ve mobil faz güvenlik kapaklarından bahsediyoruz. Eğer bir laboratuvar çalışanıysanız bu sizin için oldukça önemli. Çünkü laboratuvarlarda tehlikeli organik solventlerle çalışıyoruz ve bu organik solventler ortama çok hızlı bir şekilde karışarak buharlarıyla sağlığımızı riske ediyorlar. Özellikle solunum yoluyla bizim sağlığımızı tehlikeye atabiliyorlar. Pekala nasıl kullanılır bunlar ve neden kullanılır? Birazcık bunlardan bahsedeceğim videomda. Öncelikle mobil faz güvenlik kapaklarından bahsetmek istiyorum. Mobil faz güvenlik kapakları nedir, nasıl kullanılır, niye kullanırız? Onları kısaca size anlatmak istiyorum. Şurada bir hattımda metanol var. Metanol bildiğiniz üzere organik bir solvent ve çok hızlı buharlaşarak havaya karışabiliyor. Ve insan sağlığına da ciddi tehlikeleri var. Yani solumamamız lazım. Onun için mobil faz hatlarımızın ve mobil faz şişelerimizin tamamen sızdırmaz olmasını istiyoruz. Organik solventler ortama karışmaması gerekiyor ki sağlığımız korunabilsin. Bu güvenlik kapakları tam olarak bunu sağlıyor aslında. Nasıl yapıyor bunu? Üzerinde gördüğünüz gibi bir tane filtre var. Bu filtreden yine böyle bahsedeceğim ilerleyen zamanlarda. Bu filtre aslında içeriye bir kontrollü hava girişi sağlarken, üzerinde airflow'dan bunu görebilirsiniz şuraya baktığınızda. Kontrollü hava girişi sağlarken dışarıya çıkan organik solventleri de yapısında tutuyor. İçerisinde kimyasal bir tutucu var. Bu sayede organik solventler ortama karışmıyor. Aynı zamanda tübinglerin girmiş olduğu tüm hatlarda da vidalar var. Bu vidalar sıkıştırıldığında tübing hatlarının sızdırmaz olmasını sağlıyor. Kullanmadığımız kısımlarda da kör tıpalar, yani plak olarak adlandırdığımız kör tıpalar yer alıyor. Bu kör tıpalarda kullanılmamış olan hatların sızdırmaz olmasını sağlıyor. Şimdi burada şöyle bir detay var. Ben hiçbir şekilde bunun sızdırmaz olmasını istiyorum. Yani kesinlikle sızdırmayacak. Dışarıya herhangi bir solüsyon çıkmayacak. Ama içeriye hava girmesini de istiyorum. Bu havanın da kontrollü girmesini istiyorum. Şimdi HPL sistemlerin çalışma mantığı şöyle. Pompalar mobil fazı içerisinden sıvıyı çekerler. Eğer siz sıvıyı çekerken boşalan sıvının yerine bir hava girmezse içeride vakum etkisi oluşur. Bu vakum etkisiyle beraber de bir yerden sonra pompalar artık sıvıyı çekemezler ve sistemde basınç kayıpları olur. Onun için içeriye kontrollü bir hava girecek ki kontrollü kelimesinin altını çiziyorum. Çok önemli. Bir hava girecek ama kontrollü. Neden kontrollü? Havada partiküller var. Eğer bu partiküller belli bir filtrasyondan geçmezse benim mobil fazımı kirletebilir, kontamine eder. Onun için içeriye giren havayı da bir filtrenin süzmesi, yani filtrelemesi gerekiyor. İşte bu mobil faz güvenlik kapaklarındaki bu üzerinde görmüş olduğunuz filtre havayı filtreliyor ama aynı zamanda dışarıya çıkacak olan tehlikeli kimyasalı da tutuyor. Bu açıdan mükemmel çalışan bir filtre. Böylelikle hem bizim sağlığımızı koruyor hem de mobil fazın sağlığını korumuş oluyor. Ayrıca bu filtrelerin üzerinde bir de takip etiketi var. Aslında bu takip etiketine bastığınızda sayaç başlıyor. Bu bir sayaç. Bakın burada belli bir yere kadar kırmızı gelmiş. Biz bu etiketi üzerindeki tuşa basarak başlatmışız. 6 ayın sonunda bu filtrenin ömrünün bittiğini ben buranın tamamen kırmızı olduğundan anlıyorum. Böylelikle diyorum ki artık filtrenin değişme zamanı geldi. Yeni bir filtreyle değiştirmem gerekiyor. Bu da ekstra bir izlenebilirlik sağlıyor aslında mobil faz kapaklarının üzerinde bulunan bu filtrelere. Bu da güzel bir özellik. Çünkü siz yazılı olarak takip etmiyorsunuz. Üzerinde tamamen görsel bir takip oluyor. Bu nedenle mobil faz güvenlik kapaklarını kesinlikle kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani hem kendi sağlığımızı hem de mobil fazın sağlığını korumak amacıyla mobil faz güvenlik kapakları büyük bir gereklilik. Ama aynı zamanda HPL sisteminden atıklar da çıkıyor. Buradan pompanın çekmiş olduğu mobil fazlar kolondan geçiyor dedektöre. Oradan da şurada görmüş olduğunuz atık hattına gidiyor. Bu atık hattı için de çeşitli çözümler var. Yine aynı kapak dizisinde atık hattı için, yani kimyasal şişelerimiz için, kimyasal atıklar için de bir kapağımız yer alıyor. Onu da şurada gösterebilirim. Burada görmüş olduğunuz kapak da atık bidonları için üretilmiş. Burada bir standart atık bidonumuz var. Bunun kapağını kapattığınızda ve ekstradan bir filtremiz var. Bu yine bir hava filtresi. Dışarıya çıkan tehlikeli gazları filtreliyor. Üzerine taktığımızda
filtrasyon işlemi aslında aktif hale geliyor. Ve ben bu takma işlemini bitirip şuradaki tuşa basıp aktif hale getirdiğimde artık bunun sayacı da başlamış oluyor. Ve ben bu kimyasal güvenlik kapağını da izlemiş oluyorum. Üzerinde yine çeşitli girişler var. Bunlar tübingler için oluşturulmuş girişler. Bunda 4 tane giriş var. 4 tane farklı hattı buna takabiliyorsunuz. Bir tanesini taktınız diyelim. Takmadığınız kısımları da yine şurada görmüş olduğunuz bu beyaz plaklarla, kör tıpalarla kapatıyorsunuz. Kalanlarına takabilirsiniz. Örneğin bir tanesini burada takalım. Burada benim klasik olarak birçok laboratuvarda göreceğiniz bir kötü örneği aslında senaryo ettik burada. Genellikle laboratuvarlarda nasıl yapıyorlar? İşi biten kimyasal şişelerinin üstünü delip bunu atık şişesi olarak kullanıyorlar. Bu tamamen tehlikeli. Ortama gazlar salınıyor, tehlikeli gazlar. Bunun yerine ben şunu yapacağım aslında burada. Temel olarak yapmak istediğim şey şu. Buradaki atık hattını çıkarttım. Örneğin şu an elimde görmüş olduğunuz bir atık hattı. Bir tane hattın atığı. Ben bunu tıpadan geçirerek, şöyle koyalım bunu. Tıpadan geçirerek buradaki natı yerine, yuvasına yerleştiriyorum. Ve artık sızdırmaz bir atık şişem var. Böylelikle ne oluyor arkadaşlar? Bu atık hattım hiçbir şekilde kimyasalı dışarıya sızdırmıyor. Bu dolduğunda, işi bittiğinde ben bu kapağı buradan çıkartıp tehlikeli atık hattına gönderebilirim. Evet, bu açıdan aslında mükemmel kapaklar olarak söyleyebilirim arkadaşlar bunu. Aynı zamanda farklı bir kapak çözümü de şöyle. Diyelim ki siz bunu herhangi bir atık hattı bağlamak istemiyorsunuz. Sadece bir atık toplama bidonu yapmak istiyorsunuz. Yani buradaki giriş ve çıkışlara ihtiyacınız yok. Sadece atık toplayacaksınız. Genellikle laboratuvarlarda atıkları bir arkadaşımız günün belirli saatlerinde toplar. O zaman da böyle bir çözümü var. Bu kapağı taktığınızda üzerinden atıkları dolduruyorsunuz. İç kısmında bir filtresi ve şamandırası var. İçeriye kimyasal girdiğinde tekrardan dışarıya herhangi bir çıkış işlemi gerçekleşmiyor. Ve aynı zamanda bu huni şeklindeki alanda etrafa dökülmeleri engelliyor. Ve kapağı kapattığınızda da dışarıya sızdırma işlemini kesmiş oluyorsunuz. Böylelikle güvenli bir şekilde atık toplama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu açıdan da oldukça kullanışlı. Burada aslında rengarenk kapaklar görüyorsunuz. HPLC sistemlerinde, bazı farklı sistemlerde de hatları ayırmak isteriz. HPLC'de 4 tane farklı hat var. A, B, C, D hatları var. Her hatta farklı bir renk atayabilirsiniz. Genellikle HPLC çalışanlar bilir, böyle çalışırız. Her hattın bir rengi vardır. Bu aslında farkındalık oluşturur. Örneğin yeşili bir hatta, sarıyı bir hatta, maviyi bir hatta, siyahı farklı bir hatta takabilirsiniz. Bu açıdan kapakların renk seçenekleri olması da oldukça iyi ve kullanışlı. Aynı zamanda bunun üzerinde 4 tane giriş var ama farklı girişe sahip olan kapaklar da var. Her bir hat için 4 tane giriş sağlayabiliyorsunuz. Kullanmadığınız yerleri de kör tıpalarla, yani plaklarla kapatabiliyorsunuz. Böylelikle sızdırmazlık sağlanmış oluyor. Evet, kimyasal ve mobil faz güvenlik kapaklarını kısaca böyle tanımlayabiliriz. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum aslında. Yorumlar kısmında katkıda bulunursanız çok sevinirim. Siz laboratuvarınızda buna benzer kimyasal güvenlik kapakları kullanıyor musunuz? Veya buna alternatif nasıl çözümleriniz var? Neler kullanıyorsunuz? Yorumlarda katkıda bulunabilirseniz sevinirim arkadaşlar. Bu güvenlik kapaklarını Türkiye'de Terra AŞ satıyor. Açıklamalara linkini bırakacağım. O linke tıklayarak Terra AŞ'den bunları talep edebilirsiniz. Benim kişisel deneyimim ve tecrübemle laboratuvarlarda bu ve buna benzer kimyasal güvenlik kapakları kesinlikle kullanılması gerekiyor. Çünkü gün içerisinde çok fazla kimyasala maruz kalırsak uzun dönemde tehlikeli hastalıklarla karşı karşıya kalma riskimiz de artar. Bu nedenle bu kapaklar oldukça önemli. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bu ve buna benzer videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız memnun olurum. Yeni bir videoda görüşene kadar hoşça kalın arkadaşlar.